Üniversitelerde öğrenciler ve profesörlerden bunu defalarca duydum. Bilimsel olarak kanıtlayamadığınız için buna inanamıyorum. Ama sorun şu ki, bu öğrenci ve profesörlerin hemen hemen hepsi 11 Eylül 2001'de teröristlerin New York'taki ikiz kulelere iki uçakla çarptığına ve her iki kuleyi de yıkarak 2900'den fazla insanı öldürdüğüne inanıyor. 2900. Dünyadaki hemen hemen herkes buna inanıyor ancak bilimsel yöntemle buna inanmıyorlar. Çünkü teröristlerin yapmış olduğu şeyi tekrarlayamazsınız. Bunu kim ister ki? Bir sürü uçak ve kule bulabileceğinizden eminim. Ancak bu iki uçağı belirli bir gün ve saatte uçuran teröristlerin yaptığını tekrarlayamazsınız çünkü yaptığınızda farklı bir zaman ve farklı bir gün olur. Ve bu nedenle, işte bu nedenle bilimsel araştırmanın ötesindedir. Bu yüzden konu Hristiyan inancına ya da hemen hemen tarihsel herhangi bir olaya ya da kişiye gelince yasal tarihsel yöntemi uygulamanız gerekir. Çünkü çoğu zaman incelediğiniz şey bilimin araştırma alanının dışındadır. Tarihsel yasallık, ben buna kanıta dayalı yöntem diyorum, mantıklı bir şüphenin ötesinde bir şeyin gerçekleştiğini kanıtlamak için mahkemede kullanılır. Eğer bilimsel yöntem kullanabileceğiniz tek yöntem olsaydı, o zaman neredeyse hiçbir zaman mahkemede hükme bağlanan bir karar olmazdı. Diyelim ki bir araba kazası oldu ya da biri birini vurdu. Bunları kontrollü bir ortamda gözlem yapıp veri çıkararak tekrar edemezsiniz. Tarihteki herhangi bir olaya, birine ya da yaptığı herhangi bir şeye bakarken kanıta dayalı ya da yasal tarihsel yöntem uygulamanız gerekmektedir. Sonraki birkaç bölümde yasal tarihsel yöntemi ve nasıl uygulandığını incelemek istiyorum. İsa Mesih'in şahsını ve dirilişini inceleyeceğim ki bu tekrarlanabilecek bir olay olmadığından bilimin alanının dışında kalır. Bilim tüm bunların asla gerçekleşmediğini söyleyebilir. Ama bilim bunun olamayacağını söyleyemez çünkü tüm bunları kontrollü bir ortamda inceleme imkanı yoktur.